Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İngilizce'de simple present tense yani geniş zaman konusunu işleyeceğiz. Şöyle zaman çizelgesine bakarsak eğer now içinde bulunduğumuz an şimdi, future gelecek, past geçmiş olarak söyleyebiliriz. Ve geniş zaman arkadaşlar kapsadığı zaman dilimi olarak çok geniş bir alana sahip ve İngilizce'de en çok kullanılan zamanlardan bir tanesidir. 1 Nisan'da yaklaşık 3 hafta önce ilk sunumumu yayınladım ve o sunumumda basit bir İngilizce olumlu cümle yapısının subject özne ile başladığını, verb fiil ile devam ettiğini ve gerekli durumlarda nesne aldığını söyledim. Ve şunu demiştim arkadaşlar, İngilizce'de her cümlede bir fiil olmak zorunda, fiil olmadan cümle olmaz demiştim. Ve bunun ardından İngilizce'de iki tür cümle yapısı, non-clauses isim cümleleri ve verb clauses fiil cümleleri olduğunu belirtmiştik. Ve kafamızda şu soru işareti oluşmuştu. Madem İngilizce'de fiilsiz cümle olmuyor, o zaman nasıl isim cümlesi oluyor? Demiştik ki burada to be ön plana çıkıyor. Eğer cümlede bir fiil yoksa, yemek, içmek, koşmak gibi hareket bildiren bir fiil yoksa to be'ye gideceğiz ve bize cümle yapmamızda yardımcı olmasını isteyeceğiz demiştik. To be de isim cümlelerinde öznemize göre emizara çekimlendi. Şimdiki zamanda ve geniş zamanda ve bize fiil olarak görev yaptı. Bu şekilde isim cümleleri, durum cümleleri oluşturdum. İşimi bildirdim. I am a teacher. Nereli olduğumu bildirdim. I am from Fethiye. Nerede olduğumu belirttim. I am at home. Ne yaptım? İsim cümleleri, durum cümleleri kullandım. Ve şimdi arkadaşlar verb clauses, fiil cümlelerine geliyoruz. Fiil cümlesi demek eylemi, yemek, içmek, koşmak gibi bir hareket bildiren fiilin olduğu cümleler demek. Ve fiiller işin içine girdiği zaman, eylemler işin içine girdiği zaman artık tense yani zaman kavramı işin içine giriyor. Şimdi mi, gelecekte mi, geçmişte mi, her zaman mı? Biz İngilizce zamanlara simple present tense ve yani geniş zaman ile başlayacağız. Peki geniş zaman nerede kullanacağız? Permanent state, sürekli olan durumları, repeated actions, tekrarlanan eylemleri, habits, alışkanlıklarımızı, daily routines, günlük rutinlerimizi, general truths, genel gerçeklikleri to describe, anlatmak için. Diyeceğiz ki, Ali lives in Ankara, Ankara'da yaşar, sürekli olan bir durum. I usually walk to school. Genellikle okula yürürüm. Tekrarlanan bir eylem. He goes to Fethiye every summer. Her yaz Fethiye'ye gider. Alışkanlık. She cooks dinner every day. Her gün yemek pişirir, bir rutin. Günlük bir rutin. The sun rises in the east. Güneş doğudan doğar. Bu da genel bir gerçeklik diyeceğiz. Ve bunları anlatmak için simple present tense kullanmamız gerekli arkadaşlar. Peki simple present tense geniş zamanda nasıl cümle oluşturacağız? Evet, basit bir cümle, olumlu cümle yapısını biliyoruz. Özne ile başlayacağız, değil mi? I, we, they şeklinde veya he, she, veya Ayşe diyeceğiz, Ahmet diyeceğiz, Ali ve Ahmet diyeceğiz. Ve arkasından fiil ile devam edeceğiz olumlu cümlemize. Bakın burada arkadaşlar like fiili, sevmek fiilini kullanıyorum. I, we, they olduğu zaman öznem, yani ben veya çoğul bir özne olduğu zaman fiilimiz yalın halde. Hiçbir ek almıyor. I like apple, ben elmayı severim. They like apple. Onlar elmayı sever gibi. Ama öznem, he, she, it. Üçüncü tekil şahısla yani erkekler için o, he, bayanlar için o, she ve cansız varlıklar ve hayvanlar için it ise likes. Bakın fiilime s de kısalıyor. Ben burada sadece bir fiil kullanarak örnek verdim. Bir sonraki sayfalarda başka fiiller de göreceksiniz. Üçüncü tekil şahısta fiilime s takısı geliyor olumlu cümlede. Olumsuz cümle yapısında negatif form. Biz biliyoruz ki bir cümleyi olumsuz yapmak için not olumsuzluk eki gerekli ve bu not olumsuzluk eki isim cümlelerinde to be'ye geldi. Am not dedik, isn't dedik, aren't dedik. Burada ise bizim yardımcı fiilimiz arkadaşlar do ve does şeklinde kullanılacak. Do normalde yapmak anlamında kullanılan bir fiildir. Ama biz burada olumsuz cümle yaparken ve soru cümlesi yaparken yardımcı fiil olarak kullanacağız. Eğer öznem I, we, they ise do yardımcı fiilini kullanacağım. Do not ya da kısaca don't şeklinde yazacağım, söyleyeceğim.
Eğer vurgu yapmak istiyorsam uzun şeklinde yazıp söyleyebilirim. Telaffuz edebilirim. We do not gibi, I do not gibi. Ve fiilin bakın yine yalın halde. Geniş zaman fiiller anlamında çekimlenmesi en kolay, kural olarak en basit olan zamanlardan bir tanesidir. Eğer öznemiz he she itse, yani üçüncü tekil şahıssa, olumlu cümlede es takısı alırken olumsuz cümlede does yardımcı fiilini kullanacak. Şunu diyebiliriz. Olumlu cümledeki es takısı do'ya geldi ve not olumsuzluk eki kullandık. Doesn't şeklinde kısaca yazdık ya da söyledik. Bakın fiilimiz yalın halde. Yani şu demek oluyor. Es takısı sadece üçüncü tekil şahıs olumlu cümlelerde kullanılıyor ama olumsuz cümlelerde kullanılmıyor. Bakın es takısı. Neden? Şöyle düşünebilirsiniz. Es takısı do'ya geldi, does oldu. Zaten bu cümlenin geniş zaman olduğunu bize ifade eder diye düşünebilirsiniz. Interrogative form yani soru şekline baktığımız zaman şunu biliyoruz artık. Soru yaparken yardımcı fiil şahıs zamirimizin önüne gelecek. Evet. Do ve does yardımcı fiilin bakın şahıs zamirimizin önüne geldi. Do you like apple? Do we like apple? Elmayı sever misin? Elmayı sever miyiz? Does he like apple? Elmayı sever mi? Does she like apple? O elmayı sever mi? Bakın arkadaşlar aynı olumsuz da olduğu gibi does kullandığımız için yine fiilimiz yalın halde kullanılıyor. Biz bu şekilde oluşturduğumuz sorulara yes no questions diyorduk. Çünkü cevabı kısaca yes ya da no şeklinde verilebilen sorulardı. Mesela do you like apple? Elmayı sever misin diye sordum. Yes I do. Evet severim veya no I don't şeklinde kısaca cevap verebilir. Yes she does. No she doesn't gibi cevaplar verebiliriz bu şekilde sorduğumuz sorulara. Demiştik ki olumlu cümlede öznemiz he she it olduğu zaman, üçüncü tekil şahıs olduğu zaman fiile es takısı geliyor. Ama arkadaşlar bunda da bir kural var, belli bir kuralı var. Nasıl? Evet birçok fiil sonuna es takısı alır. Örneğin I read diyoruz. İşte ben okuyorum. She reads. Üçüncü tekil şahıs da es takısı aldı. I sing. Ben şarkı söylerim. She sings. O şarkı söyler gibi. Ama bazı fiillerimiz var. Es takısını tamamen farklı alıyor üçüncü tekil şahısta. Nasıl? Bunlara bakalım. İki tane kuralımız var burada. Sonu SS, SH, CH, X ve O ile biten fiillerimiz var. Bunlar S ekini arkadaşlar IS olarak alıyor. IS olarak yani S olarak alıyor. Örneğin kiss fiili, öpmek fiili. S ile bittiği için bakın kisses. Brush, fırçalamak fiili. Brushes bakın SH ile bittiği için. Teach öğretmek fiili CH ile bittiği için teaches. Mix karıştırmak fiili mixes. Go gitmek fiili O ile bitiyor. Goes S olarak alıyor. Hangi fiiller sonu SS, SH, CH, X ve O ile biten fiiller. Diğer bir kuralımız da arkadaşlar. Tabii bu kurallar ne zaman geçerli? Üçüncü tekil şahıs olumlu cümlelerde. Yani he, she, it ve olumlu cümle yapısında fiile es takısı getirmemiz gerekiyor. Bir sessiz harf ve y ile biten fiiller. Örneğin study fiili, ders çalışmak fiili. Bakın y ile bitiyor ve y'den önce bir sessiz harf var. Biz üçüncü tekil şahısta she ya da he derken veya it derken fiile es takısı getirirken sonu y ile biten ve y'den önce sessiz harf olan fiillere es takısı getirirken y'yi düşürüp i'ye dönüştürüyoruz ve ies yani is olarak ekimizi getiriyoruz. Try fiili var. Çabalamak, denemek fiili. Bakın Y ile bitiyor. Y'den önce bir sessiz harf var. Y düşüp İ'ye dönüşecek. IES yani ES olarak ekimizi getireceğiz. But ama say fiili var mesela arkadaşlar. Söylemek fiili. Bakın Y ile bitiyor. Ama Y'den önce sesli bir harf var. Yani sessiz bir harf yok. Bu durumda direkt S eki aynı olduğu gibi diğer fiillere gelecek. Yani bu Y'den önce bir ses siz harf olursa geçerli, ses harf olursa bu kuralımız geçerli değil. Bu bölümde arkadaşlar pronunciation, telaffuz kısmı var. Yani aslında dil bilimci değilsiniz. Yani en azından başlangıç seviyesinde öğrenen kişiler olarak ilerisini tabii ki bilemem. Tabii telaffuz İngilizce kelimelerin telaffuzu önemli. Ama ben burada size böyle sesleri göstermeyip sadece kısa bir tio vereceğim, ipucu vereceğim. Biz üçüncü tekil şahısta fiile getirdiğimiz s ekini bir s olarak telaffuz edebiliyoruz. İki iz olarak telaffuz edebiliyoruz. Bir de z olarak telaffuz edebiliyoruz. Nasıl?
Eğer fiilimin son sesi P, T, K ve F ile bitiyoruz. Son sesi bakın arkadaşlar. Son harfi demiyorum. Son sesi. Jump. P sesi. Eat. T sesi. Spent. T sesi. Love. F sesi. Kick. K sesi. Bu seslerle bitiyorsa son harfi telaffuz ederken S ekini S olarak telaffuz ediyoruz. Jumps, eats, spends, loves, kicks gibi. Eğer telaffuz ederken fiilimin son sesi, bakın son harfi değil, tekrar ediyorum, son sesi. Se, kiss, wash, sh, she, watch, ch, change, ch, close, s, close, s, ze sesi ise bu fiillere s eki geldiğinde is olarak telaffuz edilir. Kisses, washes, watches, changes, closes gibi. Onun dışında kalan bütün fiillere gelen s eki z olarak telaffuz edilir. Swims, swims, plays, runs, reads gibi. Burası arkadaşlar tamamen sizin karşınıza çıkacak fiillerin telaffuzunu öğrenmenizle alakalı, ama bu ipuçlarını da aklınızda bulundurabilirsiniz telaffuz anlamında. Time words var, phrases var, zaman kelimelerimiz var. Evet, biz rutinlerimizi anlatacağız. Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatacağız. Alışkanlıklarımızı anlatacağız. Ama bunun ne zaman yaptığımızı anlatabilmemiz için zaman ifadelerini de bilmemiz gerekiyor geniş zamandaki. Örneğin I get up at 7 every morning. Her anlamındadır. Every morning, her sabah. Every Saturday, her cumartesi. Every Sunday, her pazar. Every day, her gün. Every year, her yıl. Every summer, her yaz. Every month, her ay. Every week, her hafta gibi. Bir de how often sorumuz var. Ne sıklıkla anlamındadır. Bir eylemi ne sıklıkla yaptığımızı sorarız. Mesela how often do you brush your teeth? Brush fırçalamak. Dişlerini ne sıklıkla fırçalarsın? I brush my teeth once a day. Günde bir kez. Once bir kez demek. Twice a day. Günde iki kez. Bakın once bir kez, twice iki kez. Three times. Üç kez. Four times. Dört kez. Daha önce time zaman kelimesinin kez defa anlamında kullanıldığını söylemiştik arkadaşlar aynı zamanda. Bunun dışında arkadaşlar geniş zaman deyince akla ilk gelen adverbs of frequency var. Yani sıklık zarflarımız var. Eylemlerin ne sıklıkla olduğunu, yani how often something happens, ne sıklıkla olduğunu bu sıklık zarflarını kullanarak ifade edebiliriz. Örneğin how often do you have a shower? Ne sıklıkla duş alırsın diye sorulduğunda biraz önce verilen zaman zarflarını kullanarak cevap verebiliriz. I have a shower. Have a shower, duş almak. Every day, her gün duş alırım. Once a day, günde bir kez duş alırım. Twice a day, günde iki kez alırım gibi cevap verebileceğimiz gibi. Bu sıklık zarflarını kullanarak da cevap verebiliriz. Daima, usually, genellikle, often, sık sık, sıklıkla, sometimes, bazen, ara sıra, rarely, seldom, nadiren, ikisi de aynı anlamda kullanılıyor. Never, hiç, asla anlamında. Bunu derecelendirdiğimizde daima, değil mi? %100, işte 7 günün her günü anlamında düşünebilirsiniz. Usually, genellikle, işte 7 günün 5 günü değil. Often, sık sık, %50, 7 günün 3-4 dün de yapıyorsak bir eylemi, sık sık, often, sometimes, bazen, ara sıra, haftada 1-2. Nadiren, rarely, seldom. %10. Never, hiç, %0 gibi. Ve bu sıklık zarfları arkadaşlar cümlede fiilden hemen önce kullanılır. Bakın I always have a shower. Daima duş alırım. I usually go to bed late. Genellikle yatağa geç giderim. Yani geç yatarım. Bakın fiilden hemen önce kullanılıyor. I often go to the theater. Sık sık sinemaya giderim. Ne zaman? At weekends, hafta sonları. Bakın fiilden hemen önce kullanılıyor. Ama şuraya dikkat edin. I am often late. Sıklıkla geç kalırım. Niye? For work, işe. Bakın burada sıklık zarfımız often to be'den sonra kullanıldı. Şöyle diyeceğiz o zaman. Bir fiil varsa fiilden önce to be
veya herhangi bir yardımcı fiil varsa, am is are gibi to be'den sonra kullanılır. I sometimes go to work by car. Bazen işe arabayla giderim. Değil mi? Go to work, işe gitmek. By car, arabayla, araba vasıtasıyla. I seldom ya da rarely go on a holiday. Nadiren tatile giderim. Go on a holiday, tatile gitmek. I never smoke, asla sigara içmem gibi. Evet arkadaşlar, sıklık zarflarımız bu şekilde kullanılıyor. İngilizce'de bir eylemi how often, ne sıklıkla yaptığımızı ifade ederken. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir alıştırma yapacağız sizinle birlikte. Nasıl? Cümleler verdim. Ali walks to school. Bakın Ali öznesi tekil olduğu için fiile es takısı geldi. He works out at the gym in the evenings. Akşamları jimnastik yapar. Works out. Pardon, özür dilerim. Çalışır şeklinde. Nerede? Gym. Spor salonunda. My mother is a teacher. He teaches English. İngilizce öğretir. Bakın öznem, üçüncü tekil şahıs. He olduğu zaman ya da she olduğu zaman fiile es takısı gelecek. Bu cümleleri inceleyebilirsiniz. Ama benim asıl istediğim sizden şu anda burada bir paragrafımız var. Bu paragrafı ben okuyacağım ve siz videoyu durdurup şu soruların cevabını vereceksiniz. Evet, hazırsak okuyorum. Ahmet is a doctor and works in a hospital. He usually gets up at 7 o'clock in the morning. He has a shower and then he has or eats breakfast. He always walks to work because he doesn't drive. At 5 o'clock he leaves work. He usually arrives home at 6 o'clock. He doesn't do something special in the evenings. He watches TV and goes to bed early. Evet, bu parçamızla ilgili sorularımız var. What does Ahmet do? Where does he work? What time does he get up? What does he do before breakfast? How does he go to work? What time does he usually go home? What does he always do in the evening? Ve sözlükten de bakmanızı istiyorum bilmediğiniz fiillerin anlamına. Evet, şimdi bitirdiğiniz sorunun cevaplarına bakalım arkadaşlar. What does Ahmet do? What do you do? Ne iş yapıyorsun? What does Ahmet do? Ahmet ne iş yapıyor? Ahmet is a doctor. Ahmet bir doktor. İlk cümlemiz. Where does he work? Nerede çalışıyor? He works in a hospital. He works in a hospital. Hastanede çalışıyor. What time does he get up? Saat kaçta kalkıyor, değil mi? Get up, kalkmak fiili. He usually gets up. Ya da he gets up at 7 o'clock. 7'de kalkıyor. What does he do before breakfast? Before, önce. Kahvaltıdan önce ne yapıyor? He has a shower. Duş alıyor. How does he go to work? Nasıl işe gidiyor? Değil mi? Bir eylemin nasıl yapıldığını how ile soruyorduk. He always walks to work. Daima yürür. Ya da he goes on foot. On foot. Yürüyerek demek arkadaşlar. Yürüyerek gider anlamında. Bunu da kullanabilirsiniz. What time does he usually go home? Genellikle kaçta eve gider? He usually arrives home at 6 o'clock. Genellikle 6'da eve varır. Arrive, varmak, ulaşmak fiili. What does he always do in the evening? Akşamları ne yapar daima? He doesn't do something special, değil mi? Özel bir şey yapmıyordu. He watches TV, televizyon izler. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, sorarken özlemesi he olduğu için does yardımcı fiilini kullandık. Ve cevap verirken de yine he ile cevap verdiğimiz için ya da tekil bir isim olduğu için fiile es takısı getirmeyi unutmayacağız olumlu cümlelerde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz uzun bir sunum oldu ama maalesef geniş zamanı bir sunuma sığdırmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.